Herkese merhaba arkadaşlar. B48 B16 motorla birlikteyiz. 170 beygir, 250 Nm orijinal güç üreten bu motorun 250 beygir ve 280 beygire ayrıca 350 Nm torka ulaşımını birlikte izleyeceğiz sizinle. Şimdi siz bu aracın orijinal değerlerini, 250'lik versiyonu ve 280'lik versiyonu videolarını izlediniz. Aradaki fark gerçekten uçurum ve inanılmaz bir fark. Şimdi bu motordan bu kadar verim almamızın sebeplerinden birisi de B48 B16 1.6 hacminde olan bu motor Türkiye'ye özel üretildi. Normalde yurt dışında 320i, 520i, yeni kasa 420 yani G serisinde kullanılan 20i son takısını kullanan araçlarda 1.6 motor yok. Hepsi 2.0. 2.0 184 beygir. Ülkemizin maalesef vergilendirmesinden kaynaklı sadece Türkiye özel BMW böyle bir motor geliştirdi. Bizim bu denli iyi bir güç alabilmemizin sebebi motorun tüm altyapısı 2.0'la tamamen aynı. Yakıt hattı, turbosu, bloğu. Burada 1.6 hacmini yapabilmek için arabanın piston kolunu değiştirmişler, kolu kısaltmışlar. Dolayısıyla hacim aşağı düşmüş oluyor. Bir de kolun bağlantılı olduğu krankı değiştirip 1.6 hacmine getirmişler. Standart olarak 170 beygir 250 tork üreten araç gerçekten biraz yani sınıfına göre yavaş kalıyor. Yavaş kalmasının sebepleri tork alt devirde yok. Bunun en büyük nedeni de dediğim gibi 2.0 altyapısını kullanıyor. Büyük bir turboya sahip ve sıkıştırma oranı motorun çok düşük. Sıkıştırma oranının düşük olması dolayısıyla biraz alt devirlerde torkun düşüklüğüne ve hissiyatın biraz da öyle olmasına sebep oluyor. Ama bir iyi yanı var. Çok rahat güçler alabiliyoruz yazılımla. İkinci iyi yanı da sıkıştırma oranı düşük olduğu için ülkemizin kötü yakıtıyla yani pompa benziniyle de çok güzel sonuçlar verebiliyor. Stok olarak fabrika verisini 0-100'e yakalaması çok zor. Çok zor dememin sebeplerinden bir tanesi arabanın dediğim gibi alt devirleri ölü. Gaza bir anda basıp GPS'ten süre almaya kalktığınızda o 1,5 saniye neredeyse arabanın kavramasıyla o 2000 devire gelmesinde kaybolup gidiyor. Ben gaz fren şeklinde yapıp 0-100'ünü aldığımda yaklaşık 8.9 çıktı. -0.5 eğimde. Fabrika verisine çok yaklaştık ama bundaki en büyük nedenlerden birisi de zor yaklaşmamızın nedenlerinden birisi şu an Ankara'dayız. Bu izlediğiniz videoların hepsi Ankara'da çekildi. Bundan dolayı burada atmosfer basıncı 0.9 var. Düşük atmosfer basıncı demek, düşük hava yoğunluğu demek. O yüzden bir nebze daha en iyi şartları sağlayamadığımız, fabrika verilerine çok da kolay yaklaşamadığımız bir yer demek. Standart olarak 245 km hıza son hız limitörü koyulmuş bu araçta. Ama gerçekten 240'a ulaşması zor. Çünkü 170 beygir 245 gibi bir hıza gelebilmek için gerçekten ciddi bir güç gerektiren bir hız. Dolayısıyla stok olarak evet görüyor ama rampa aşağı görebiliyor bunları. Yazılımla ise özellikle 250'lik versiyonda dahi kaderi değişiyor uzunda. Yani 2.96, 2.97 gören müşterilerimiz var. Belki 300 gören de olmuştur. Bilmiyorum. Bize onun görüntüsü gelmedi. Burada motordan ziyade araba bir bütün olarak çok güzel. Şanzımanı, motoru, sürtünme katsayısı, 0.23 sürtünme katsayısı var CD değerine sahip. Ya bundan dolayı bir paket olarak yazılımda çok iyi tepki veriyor her şeye.
Bizim iki versiyonumuz var şu an için. 250 beygirlik, 350 torkluk. Hiçbir mekanik değişiklik yapmanıza gerek yok. Standart pompa yakıtıyla kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 250 beygir ve 350 tork. Bunun sürelerini size gösterdim. Standart olarak yaklaşık 25-26 saniyede 100-200 yaparken 250'lik versiyonu direkt 15.8 saniyelere indi. İnanılmaz bir rakam, inanılmaz bir değişim. Ama burada şunu da söylemem gerekiyor. Bu araçta çok iyi bir yakıtı vardı. Bazen kötü bir yakıtla geldiğinizde bilinmedik petrolden ya da çok iyi sandığınız, aslında kötü olan petrollerden aldığınızda maalesef bu süreleri alamıyoruz. Çünkü ülke şartlarında arabalar o kadar zorlanıyor ki, o kadar vuruntuya maruz kalıyorlar ki araba kendi gücünü kısıyor, retard görüyor kabaca tabirle Google'a yazmak istiyorsanız. Bundan sıkıştırma oranımız düşük olmasına rağmen bu araçta bile -2-3 retardlar var. Hiçbir koruma, fabrikasyon koruma kalkanlarını iptal etmiyoruz. Fabrikasyon nasıl devam ediyorsa bu araçta o şekilde devam ediyor. Dolayısıyla daha fazla güç, çok daha rahat alırız. 300'lük versiyonumuz da var bizim, fakat onun için metanol, etanol gibi bu kötü yakıtı elimine edecek eklentiler, mekanik değişiklikler yapmamız gerekiyor. Çoğu müşterimiz tercih etmiyor bunu ve bunu her müşteriye de biz uygulayamıyoruz. Çünkü referans gerekiyor bize. Referans gerekmesinin sebebi de bu motorun sağlıklı kalabilip etanollü ve metanollü gerçekten kullanabilmesi için referans arıyoruz. Ama 280'lik versiyonumuzda böyle bir şeye gerek yok. 250'likte sadece yazılımla yapabiliyoruz. 280'lik versiyonumuzda şanzıman yazılımı zorunluluğumuz da var. Şimdi şanzıman yazılımı nedir? Biraz da size ondan bahsedeyim. Şanzıman konusuna gelince araba ZF8HP50 kullanıyor. Bizim burada yaptığımız şey direkt custom yazılımdan ziyade aynı şanzımanı kullanan BMW'nin M modelleri var. Onun şanzıman yazılımını flashlıyoruz. Burada ne getiriyor bize? Launch Control özelliğimiz geliyor. Daha hızlı vites atıyoruz. Özellikle Sport ve Sport Plus modunda. Manuel modda kendisi vites atmıyor. Hangi devre ayarladıysanız orada kesiciye giriyor spor modundan. Yani manuelde kendisi kalıyor. Buraya kadar olan şanzıman yazımız BMW'nin M Flash'ı. BMW'nin M Flash şanzımanından sonra bizim burada yaptığımız diğer bir eklenti ise 280'lik versiyonda 7100 devire kadar çeviriyoruz. Dolayısıyla biz 250 beygir 6500 devirde alırken hem şanzıman yazımımızla birlikte hem de devir aralığını uzatıp 7000 devirde 280 beygir alıyoruz. Burada şimdi turbo bir araca 7000 devir çevirmek mantıksız gelebilir ama burada bu motorun bize yine en büyük katkılarından birisi devir dönebiliyoruz. Neden? Sıkıştırma oranını geçtim. Pistonun kol boyu da kısa. Dolayısıyla sorunsuz bir şekilde 500 RPM daha uzatıp aslında 6900 RPM'de kesiciler biraz daha gelmeye başlıyor. Yani güçlerimiz düşüyor. Kullanıcımız 6500 değil de 6000 manuel alıp 6900'de attığında da 280 beygiri görüyoruz. Dyno grafiklerini gördünüz. Dyno grafiklerinde biz 280'lik versiyonunda torkumuzu 350 ile sınırlandırıyoruz. Ama bu sizin gördüğünüz 385 tork çıktı Insolic Dyno'da ölçtük. Bu Insolic Dyno'da 380 torkta bunda sınırlı değil. Çünkü ben iyi bir yakıtla kullanıyorum ve dolayısıyla ben bir RSA Motorsports'un Ankara bayisi olduğum için bazı şeyleri biliyorum. Bilinçli bir şekilde yakıtım bile nereden alacağımı biliyorum. Her gün logda alabiliyorum. Tork limitörü koymamızın en büyük sebeplerinden birisi de alt devirde özellikle yük altındayken kötü yakıtta vuruntuyu elimine edebilmek için az da olsa olabiliyor. O yüzden 30 Nm gibi daha düşük bırakıp 350 Nm ile limitlendiriyoruz. Şimdi size spor göstergelerden de bahsedeyim. Bunları yeniden kalibre ediyoruz. Normalde orijinalin 170 beygirde kalırken biz buradan olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde kalibre edip 250'lik versiyonsa 250, 300 yani çok nadir oluyor da 280'lik ise 280 beygirde bırakıyoruz. Tork da bu şekilde. Buraya istediğimiz sayıyı yazdırabiliriz arkadaşlar. Bunun tamamen arkada bir haritası var. İstersek burada 500 beygir yazarız. Araba 500 beygiri görür. Dediğim gibi bu ekranı yeniden kalibre ediyoruz. Bu görsel şovu devam ettirebilmek amaçlı. Gerçeğe en yakın şekilde bırakıyoruz. Fakat dediğim gibi yani burada 1000 beygirde yazdırabilirsin. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bu şekilde biz bırakıyoruz buradaki kalibrasyonu da. Bu dinamometreyi de Insolic marka Real Power Dyno System olarak bunu internette de araştırabilirsiniz. Bu İsviçre malı, dünya çapında bayağı özellikle Avrupa'da kabul gören bir ürün. Bunu yolda yapıyoruz bu dyno'yu. Bunun yolda yapmamızın sebeplerinden birisi zaten dinamometreler yol simülasyonu yaparken, yolda ne kadar güç çıkaracağını gösterirken biz bu cihazla
direkt yolda deneyerek aracın gerçekten yoldaki gücünü görüyoruz. Fabrikasyon olarak gerçekten çok yakın bir değerler çıkardı. Şu şekilde yapılıyor bu da. Jantın göbeğine bunu takıyoruz. Jantın göbeğine taktıktan sonra bunu çalıştırıyoruz. Normal dinamometre yapıyor gibi atıyorum 3. vites, 4. vites, alt devirden başlayıp son devire kadar gelip boşa atıp arabanın süzülmesini bekliyoruz. Normal dyno videolarını izlerseniz, yani böyle arabayı bindirdikleri üstüne, o yol simülasyonu yapmak için önce bir vites bitirir, boşa atarlar. O roller'da yani dönen şey yol direnci göstererek de aracın ne kadar dirençli bir yola nasıl hızlandığını hesaplamaya çalışır. Bunu direkt yolda yapıyoruz. Görmüş olduğunuz dyno'da tamamen insorik'ten oldu. Yakıt tüketimiyle ilgili konuşacak olursam da yazılımla bizim RSA Motorsports olarak bir yakıt tüketimi vaadimiz yok. Normal kullanımda aynı yakarken performanslı kullanımda daha fazla yakacaktır. Yani yakıt göndermeden sadece daha fazla havayla güç alınmıyor. Zaten bunu yapsa fabrika yapardı. Dediğim gibi normal kullanımda aynı tüketim sergileyecek. Performanslı kullanımda %10-%15 daha fazla yakacaktır. Bizim yakıt tüketim vaadimiz yok. Bu arabalara yazılım yaparken belki izlediğinizde yıllar sonra OBD'ye geçmiş olabiliriz. OBD'den de şu an yapabiliyoruz ama en stabil olan beyni söküp bench yapmak. Normalde müşteriler bundan çekiniyorlar. Beyin sökme gibi bir laf geçince ortaya çok geriliyorlar. Aslında beyni sadece elektron kontrol ünitesi soketlerinden çıkartıp arkasındaki pinlere giriş yapıyoruz. Ben şimdi size buna göstereyim. Nasıl olsa yaptım ama nasıl yapıldığını göstereyim. Siz bunu bir izleyin. Ondan sonra da hani beyin sökme işlemi, bench mod nedir bunu öğrenmiş olursunuz. Çok korkulacak, çok ekstrem bir durum yok. Hatta en güvenli olan yöntem de bu. Şimdi gelin şu beyin nasıl sökülüyor onu göstereyim. Şurada ufak bir kapağımız var. Bu koruma kapağını direkt çıkartıyoruz. Zaten elektron kontrol ünitemiz de burada. Bunların soketlerinden çıkartıp elektron kontrol ünitemizi alacağız. Elektron kontrol ünitesi de soketlerinden çok basit bir şekilde çıkıyor. Şurada pinleri var. Buna basıyorsunuz. İlk soketimizi çıkarmış olduk. Ardından ikinciyi çıkartıyorum. Bu şekilde. Böyle parça parça hepsini çıkartacağız. Görmüş olduğunuz gibi tüm soketlerimizi söktük. Şimdi geriye sadece elektron kontrol ünitesini almak kalıyor. Şurada iki tane plastik pini var. Ardından da çekip almış olacağız. Elektron kontrol ünitemizi de buradan bu şekilde sorunsuzca çıkartıyoruz. Evet, hepsi bu. Şimdi gelin buna bench mod nasıl yapılıyor? İçini açmıyoruz asla. Buradaki bizim işimize yarayan pinlere girişimizi yapacağız. Bosch'un elektron kontrol ünitesini kullanıyor. 2020 6. ay sonrası üretilen araçlarda elektron kontrol ünitesi aynı, motor aynı, içindeki yazılım aynı. Fakat şu an için bu videoyu izlediğiniz tarihten itibaren uygulama yapamıyoruz. Aslında çözümler mevcut. İçindeki giriş ve çıkış anahtarını ve yerini değiştirdi Bosch. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde 2020 6. aydan sonra üretilenlere müdahale yok. Protokolü çıktı aslında fakat genele yayılmadı. Çünkü protokol yayınlandığında tekrardan değiştirecekler ve her şey başa dönecek. Başka bir çözüm arıyorlar. O yüzden birazcık daha beklemeliyiz 2020 6. ay sonrası araç kullananlar. Gelin şimdi şuna bir bench mod yapalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elektron kontrol ünitesini koyduk. Bizim kullandığımız CMD'de hangi nerelere, hangi soketlere girmem gerektiğini gösteriyor. Şuradan size ayrıntılı da göstereyim. 41, 48, 42, burada da 3 ve 4. Yani buralara can high, can low, 12 volt, 12 volt ve ground gireceğim. Sadece bunları yapacağım. Elektron kontrol ünitemiz burada, soketleri burada. Bunlarla hiçbir zarar vermeden ya da herhangi bir yeri silikonla açmadan şimdi burada gösterdiği soketlere girişi yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi tüm bağlantıları yaptım. Aslında 3 tane buraya, 2 tane de buraya, 5 tane soketi girmiş oldum. Yapacağımız tek şey bu. Buradan cihazıma bağladım. Ardından programdan okuyacağım. Dosyamız gidecek. Dosyamız geldikten sonra tekrar bu şekilde yazacağız. Bench mod dediğimiz bu tamamen. Yani bundan ibaret bu kadar soket. Okuduktan sonra yazacağız ve işlem tamamen bitmiş olacak. Bu arabanın bir de egzoz sisteminden bahsedeyim ben size. Egzoz sistemi gerçekten çok büyük. 70'lik borularla birlikte gidiyor. O yüzden biz 250'lik versiyonda, 280'lik versiyonda
katalizör üstünde, yani herhangi bir egzoz modifikasyonu gerek duymuyoruz ya da müşterimize tavsiye etmiyoruz. Ses istemiyorsa, ses istiyorsanız ayrı yazılım, yani ayrı egzoz yapabilirsiniz. Bu arabada sadece orta susturucu iptal. Bunun altında göstereyim ben size. Burada hemen bir katalizörü var. Katalizörden egzozumuz devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük. Burada bir tane OPF ve orta susturucu var. 2019 6. aydan sonra bunu ortadan ikiye böldüler. 2019 6. aydan önceki araçlarda burası komple orta susturucu. Ama sonrasında yarısı OPF, yarısı orta susturucu. Sonra burada bir tane rezonatör var. Rezonatörden sonra da son susturucudan sağdan ve soldan dışarı çıkıyor. Biz şu an rezonatör ve OPF orta susturucuyu sökeceğiz. Orta susturucu iptal etmemizin sebeplerinden bir tanesi, bir, ben birazcık ses istiyordum ama bu istediğim ses çevreyi rahatsız etmeyecek, beni de biraz tatmin edecek bir ses olsun istiyordum. İkincisi, 2019 6. aydan sonra üretilen araçlarda OPF filtresi var BMW'lerde. Otto partikül filtresi. Bununla ilgili bizim hem sitemizde çok ayrıntılı bir bilgi var hem de benim videomu izleyebilirsiniz. Biz normalde böyle şeylerin iptal edilmesine karşıyız. Fakat BMW'de şöyle bir durum gerçekleşiyor. Partikül filtresini, OPF'yi orta susturucuya koymuşlar. Dolayısıyla egzozdan çok uzak, ısınması ve rejenerasyon yapması zor oluyor. İkinci bir diğer nokta ise BMW herhangi bir sensör koymamış buralara. Araba tamamen bir simülasyon gibi. Ben bu kadar kilometre yol yaptım, benim partikül filtrem dolmuştur, rejenerasyon yapayım diyor. Fakat bizim ülkemiz yakıtında maalesef daha erken dolduğu için ve araba rejenerasyon yapamadığında bu stok araçlarda da çok başlarına geliyor maalesef. BMW için konuşuyor. Mesela VAC grubunda bizim OPF iptal edin gibi bir düşüncemiz ya da bir mantığımız yok. Ama bu arabada maalesef araba bu ülkemizin yakıtıyla ve sensörleri olmadığı için rejenerasyona giremeden böyle titreşim varsa aracınızda. Durduk yere böyle bujiden kaynaklı değil de alakasız bir şekilde araba böyle titreyerek çalışıp yüksek devirde çalışıyorsa bu maalesef OPF'den kaynaklı. Şu an bu arabada katalizör üstünde, sadece orta susturucu iptal ettik. Zaten çok ufak bir OPF'si var. Son susturucu da üstünde. Muayeneden kesinlikle geçer. Yani geçebilecek emisyonu zaten sağlıyor. OPF, Otto partikül filtresi, benzinli de %1 zararlı gazlar oluşuyor. %1 zararlı gazlar da cold start zamanında, yani araba ilk çalıştırdığınızda oluşuyor. Bunları da elimine etmek için takılmış bir parça. Dizelde kesinlikle partikül filtresinin iptal edilmesine falan karşıyız. Ama dediğim gibi benzinli BMW'lerde maalesef bu motorda Türkiye şartlarında çok zorlanıyor. O yüzden iptal. Ayrıca bizim opsiyon olarak sunduğumuz bir de Burble yazılımımız var. Nedir bu Burble? Bunu sadece spor moda koyuyoruz. Bu arabanın 340i de orijinal olarak geliyor. Onun videolarını izleyebilirsiniz. Normal ve konfort ve eko modundayken Burble yokken sport moda Burble atıyoruz. Orada da böyle çatara patara sesler geliyor. Bunu Pop & Banks ile karıştırabilirsiniz. Burble'da araca zarar vermemesi için alt devirlerde biraz da agresif timing ile sesi artırırken üst devirlerde daha da azaltıyoruz. Sonuç olarak verebileceği zararı elimine etmeye çalışıyoruz. Fabrikasyon 340i'deki Burble'ın zamanı, şiddeti neyse buna birebir aynısını yaptık. İstiyorsanız gelin şimdi onu bir dinleyin. Mesela şu an cold start yaptı arkadaşlar ama cold start bittiğinde daha tam bitmedi. Ve şu an kapalı bir yerdeyiz. Hala bitmedi cold start. Hala bitmemiş hali. Şimdi bitti. Görmüş olduğunuz gibi burada hani insanları ve kapalı bir ortamdayız şu anda. Çevreyi rahatsız edeceğiniz bir ses yok. Gelin şimdi ben önce konfor modda gaza basacağım. Burble'sız yine böyle tok bir sesimiz var ama çevreyi rahatsız edecek bir sesimiz yok. Konfor modda basayım. Ardından bir de spor modu alıp Burble yapayım. Siz bunun sesini bir dinleyin. RSA Ankara ya da herhangi bir yazılımcı kimliğimi kenara koyup bu arabayla ilgili benim kendi düşüncelerimi, yani
yaptığım tecrübeleri, uzun yolları, yakıt tüketimini yorumlayacak olursam bir bütün olarak, bir paket olarak yorumluyorum. Bu arabayı alırken zaten daha önce bu motoru tanıyordum. Motor gerçekten çok güzel. Kronik sorunu yok. Çok dayanıklı, resmen Türkiye şartları için üretilmiş. Stok olarak o kadar güçlü değil ama yazılımla inanılmaz tepkiler verebilen, 2.0 altyapısını kullanan harika bir B48, B16 modüler bir motor. Yakıt tüketimiyle ilgili size şunları söyleyebilirim. Ben Ankara'da basmazsam 8 litre civarında yakıyorum. Bakın, basmazsam 8 litre civarında yakıyorum. Bu 8 litreyi şu şekilde açıklayayım size. Dizel 1.6 Leon'umla 5 yaktığım yerde bu araba 8 yakıyor. Uzun yola gittiğimizde 120 sabit gittik. İstanbul'la Formula 1'den geri döndüğümüzde ben 6.5 litre yaktım. Araba uzun yolda ve yüksek hızlarda gerçekten yakmıyor. Dediğim gibi bir paket bu araba. 1600 kilo 19 jantları olmasına rağmen aerodinamisiyle, açılıp kapanan panjurlarıyla uzun yolda gerçekten tüketimi çok iyi. Uzun yolda gaza basıp 150-160 gitseniz bile 8 litre civarında yakıyor. Yani şehir içinde yaktığını, çok ciddi tempolu 150-160 gittiğinizde orada yakıyor. Ama gazlamaya geldiği zaman klasik bir benzinli gibi ne kadar gazlayabilirseniz, ne kadar gaza basabilirseniz o kadar çok yakıyor. Yani bunu net söyleyeyim. Ne kadar gazlarsanız, ne kadar gaza basabilirseniz ortalamayı o kadar artırabilirsiniz. Otobanda çok hızlı, şiddetli kullanımlarda yani 15-16'ları görüyor. Şehir içinde de 15-16'ları görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yakıt tüketimi bu şekilde. Sürüşüne gelince G serileri gerçekten hem konfor, hem sessizlik, hem de uzun hızdaki stabilitesiyle bence gayet iyi. Umarım size düzgünce aktarabilmişimdir. Olabildiğince tarafsız bir şekilde 0-100, 100-200 aynı yolda yapmaya çalıştım hepsini. Dinamometrelerde dyno yaparken olabildiğince gerçeğe yakın, hiçbir şekilde aldatmaca yapmadan hava sıcaklıklarını, atmosfer basıncına kadar düzgün girdim. Umarım kafanızdaki tüm bu soru işaretlerini gidermiştir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani alacak olanlar, yazılım yaptırmak isteyenler kafasında bir ne olacağını, araçtan ne çıkacağını canlandırmışlardır. Bu işlem maalesef basit değil. Şu an tabii ki biz çok hızlı bir şekilde 25 saniyeden 13 saniyelere iniyoruz. Bunun arkasında 2017'den beri RSA'nın uğraşmış olduğu, RSA Motorsports'un bir Ar-Ge var. İnanın arka planını ben biliyorum. İnanın defalarca, yüzlerce denemenin sonunda 45 bin kilometrelik yol yapılmış. 520'yi geliştirme aracıyla 45 bin kilometre sonunda biz bu noktalara gelebildik. Kullanan müşterilerden kötü bir geri dönüş yok. Yani motor çok güzel, yazılım çok güzel. Güzel de bir video yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın.